inna a'tayna kel kevser. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem, ben sana Kevser'i verdim. Havzu Kevser'i verdim. Nehri Kevser'i verdim. Sana nübüvvet verdim, risalet verdim. Senin ümmetinin Rabbani alimlerini çok ettim. Senin ümmetini sayısal anlamda da yarın mahşerde o kadar ziyade kıldım ki en hayırlı ümmet, hayrı çok olan ümmet hangi ümmettir? Bu ümmettir arkadaşlar. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Dedi ya hayrun kesir. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Sizler insanlar arasından seçilmiş, ayrılmış, çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü siz iyiliği emredersiniz, insanları kötülükten nehyedersiniz. Allah şimdi peygamberimize i'ta ettiği, verdiği nimetlerini Mekke-i Mükerreme'de en sıkıntılı dönemde vahyettikten sonra فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Öyleyse Rabbin için, öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes diyor. Bunca nimetleri sana veren ve verecek olan, veren ve verecek olan Allahu Teala Hazretleri için kurban kes diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, Mekke-i Mükerreme'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu mübarek surenin içindeki bu ayetin benzeri bir sure daha inmişti. Yine en sıkıntılı zamanda Duha suresi. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ayetleri inmişti Duha suresinde. Hani buyurmuştu ya Rabbimiz, Allah sana verecek. Öyle verecek ki Habibim, seni razı edinceye kadar, ben razı oldum Allah'ım deyinceye kadar verecek ayetleri, yine Efendimizin Mekke-i Mükerreme'de belki de en sıkıntılı döneminde nazil oldu. O öyle bir müjdeydi ki Peygamberimize, öyle bir müjde. Hatta ne buyurmuştu Peygamberimiz? Hardal tanesi kadar imanı olan ümmetim, bir ümmetim. Hardal tanesi kadar imanı olan bir ümmetim ateşte kalmış. Ben ona razı gelmem ya Rabbi demişti. İşte bunun gibi arkadaşlar, Mekke-i Mükerreme'de belki yine en sıkıntılı dönemde Allah verdiği Habibi sallallahu aleyhi ve selleme istikbalde de vereceği nimetlerini verdim diyor Allah, verdim. İnna a'taynakel kevser. Sana Kevser'i verdim diyor. O Kevser'i sana biz verdik diyor. Arkasından da fesalli li rabbike venhar. Öyleyse Rabbin için, öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Geçen haftaki dersimizin, okuduğumuz ayetlerin konusu içerisinde yine namaz vardı. Ama bunun tam tersi istikametinde. Geçen hafta okuduğumuz ayetlerde ne vardı? فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ vardı geçen hafta. Veyl olsun, o büyük azap onlar hakkında olsun veya onların üzerine olsun. Öyle namaz kılan kimseler üzerine olsun. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Onlar kıldıkları namazlarından gafildirler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Onlar kıldıkları namazı ve hiçbir ibadeti, görünüşte yapılan hiçbir kulluğu, hiçbir hayrı, hiçbir sadakayı, hiçbir iyiliği Allah için yapmazlar, gösteriş için yaparlar. Onların niyetinde rıza-i ilahi kazanmak yoktur. Hatta Efendimiz nasıl buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem? Onlar kıldıkları namazlarından bir hayır ummazlar. İkincisi de eğer terk edecek olsalar, kılmayacak olsalar, kazaya bırakacak olsalar da kazaya bıraktıklarından, kılmadıkları namazlarından dolayı Allah'tan da korkmazlar buyurmuştu Peygamberimiz. Çünkü adamın niyeti rıza-i ilahi değil. Hatta erâitellezî yükezzibu bittin, işin daha temeline kadar inecek olursan, işin temeline kadar inecek olursan, o mürâi olanların, Allah için namaz kılmayanların, terk ettiklerinde Allah'tan korkmayanların aslına bakarsanız burada din gününe, hesap gününe de imanları yok. Her ne kadar dilleriyle ikrarları olsa da kalpleriyle tasdikleri yok. O yüzden Rabbimiz feveylül lil musallin demişti. Ellezinehum an salatihim sahun ellezinehum yuraun. Onlar kıldıkları namazlarından gafildirler. Onlar müraidirler. Allah için kılmazlar, gösteriş yaparlar. Bu mübarek ayet-i kerime de hemen peşi sıra gelen surenin ayetinde de Rabbimiz
Habibine ve onun vasıtasıyla bizlere neyi öğretiyor? Fasallili Rabbike. Öyleyse kim için kıl namazı? Bunca nimetleri sana veren ve verecek olan, veren ve verecek olan Rabbin için kıl. Onun rızasını kazanmak için kıl. Onun vecihini kazanmak için kıl. Yani ibadet ve kulluğu yalnızca Allah'a has, halis kılarak kıl. Arkasından da venhar, venhar meşhur manası evet, kurban kesmektir arkadaşlar. Mekke-i Mükerreme'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada fakir fukarayı Mekke'de de gözetmiştir. Medine-i Münevvere'de kurbanla alakalı hükümler Kur'an-ı Azimuşşan'da daha tafsilli belki vahyedilmiştir. Bunu da niçin söylüyorum? Yarın bir tanesi çıkar da bu sürenin Mekki olduğuna itiraz ederse, Peygamber Mekke'de kurban kesmiş midir derse, evet arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de de fakirleri en çok gözeten, o kestiği kurbanın etini ihtiyaç sahibine en çok ulaştırandır. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne şani'eke, o sana buğz eden, sana şenaat besleyen, sana düşmanlık eden içinden içine öyle bir kinleri, öyle bir nefretleri var ki Peygamberimize karşı. Peki arkadaşlar, burayı Allah için iyi dinleyin. Efendimiz 40 yaşına gelinceye kadar bunların Efendimiz'e hiçbir sorunu yoktu. Kinleri yoktu, nefretleri yoktu. Efendimiz 40 yaşına gelip de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar, insanları yani halkı Hakk'a davet edinceye kadar bunların hiçbirinin Peygamberimize sorunu yoktu. Hatta diyorlardı ki el-emin diyorlardı, Muhammedül emin diyorlardı. Yani en güvenilir kimse kimdir diye sorsalar As bin Vail'e Mekke'de, belki o da ne diyecek? En güvenilir Muhammedül emin diyecek. Velid bin Mughire'ye sorsanız, en güvenilir, dürüst, hiç yalanla şahit olunmamış, hiçbir kimsenin bir kuruş, bir dirhem malına haksız yere el uzatmamış, kimsenin emanetini zayi etmemiş, kimsenin emanetini kendisine emanet olarak verilen bir şeyin üzerinde tasarruf etmemiş, onu saklamış, muhafaza etmiş, aldığı gibi sahibine geri iade etmiş. Emin olan odur, yalan söylemeyen odur, ömrü hayatı boyunca hiçbir fuhşiyata ve münkerata bulaşmamış olan odur. Zinası yoktur, yalanı yoktur, gıybeti yoktur, iftirası yoktur. 43 yaşında Safa Tepesi'ne çıkıncaya kadar bağırıp çağırdığına, yüksek sesle konuştuğuna şahit olan yoktur. 43 yaşına kadar. 43 yaşında Safa Tepesi'nde bütün Kureyş'i umumi olarak İslam'a davet ettiği zamana kadar bağırıp çağırdığını gören yoktur. Peki ne oldu? Ne oldu? İnne şani eke. O sana buğz edenler, içten içe kızanlar, nefret edenler, hatta derler ya ellerinden gelse bir kaşık suda boğmak isteyenler, seni katletmek isteyenler, seni Mekke-i Mükerreme'de yani mümkün olsa Efendimiz'e yaşam hakkı tanımayacaklar. Kabe-i Muazzama'dan içeri sokmayacaklar. Mescidin içerisine namaz kıldırmayacaklar. Bu kadar ne oldu da Peygamberimize düşman oldular? Hatta yine Alak suresinde Allah'ımız anlatıyor ya, اَرَائِتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّا اَرَائِتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى. Allah'ın o en güzel kulu Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kabe'de namaz kılamazsın diyor. اَرَائِتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّا. Namaz bile kıldırmamak adına o kadar Efendimizin üzerine niçin gittiler? Çünkü 40 yaşına kadar Efendimizin tebliğ ve daveti yoktu. Tamam, ahlaki örnekliği vardı. Yaşantısıyla örnekliği vardı. Ahlakının güzelliğine bütün Mekke şahitti. Bütün herkes şahitti. Cömertliğine herkes şahitti. Sıla-i rahm ederdi. Akraba ziyaretini terk etmezdi. Garibi fakiri yedirirdi. Hatta Mekke-i Mükerreme'de İslam'dan önce kurulan bir hayır cemiyeti vardır. Zulme karşı durulan bir cemiyet vardır. O cemiyetinin kurucularının içindedir Peygamberimiz. Hilful Fudul diye kurulmuş olan hayır cemiyetinin, haksızlığa karşı duruş cemiyetinin de içindedir. Hiçbir zaman için bir zulmün veya bir zalimin yanında, en yakın akrabası bile olsa, durduğu vaki değil Peygamberimizin. Ama ne vakit 40 yaşında
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların duymak istemediklerini konuşmaya başladı. Onların nefislerine ağır geleni konuşmaya başladı. Onların Mekke-i Mükerreme'de kurdukları düzen ve sistemin yanlış olduğunu, yani bu sistemin aleyhine konuşmaya başladı. Onların Allah adına taptıkları putlara tahta demeye, taş demeye, kör demeye, sağır demeye, gözü mü var görsün, eli mi var tutsun, dili mi var konuşsun, ayağı mı var yürüsün, iradesi olmayan, size hiçbir fayda ve zarar sağlamayan bu putlar ilah olamaz, mabut olamaz dedi ya Peygamberimiz. Süreç buradan başladı. Düşmanlık buradan başladı. Buğuz buradan başladı. Kim buradan başladı? O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği ahlaki değerlerin aleyhine kimse konuşamaz. Ama konuşuyorlar. Bir fakirin yedirilmesinin aleyhine kim ne konuşur? Konuşuyorlar. Bir yetimi giydirmenin aleyhine kim konuşur? Konuşuyorlar. Peki dünyada dökülen kana kim kör olur? Kim sağır olur? Mazlumen insanların şehadetinin karşısında duymamış, görmemiş gibi kim davranır? Hangi vicdan sahibi? Şu kapının önünde bırakın insanı. Bir kedinin, kedi yavrusunun ayağı kırılsa, şurada acı acı ciyaklasa, biz burada sohbete devam edemeyiz arkadaşlar. Yani o sesi duyarak biz burada rahat rahat oturamayız. Siz Müslümansınız, iman sahibisiniz, vicdan sahibisiniz. Peki nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Yani o kedi yavrusu değil be kardeşim. İnsan yavrusunun kanlar içerisinde yerlerde sürünen, yakılan, yıkılan cesetlerini görüyor da insanlık, sözde insanlık nasıl buna kör oluyor, nasıl sağır oluyor? Çünkü onların, Müslümanların sahip olduğu başta imana karşı bir düşmanlıkları var. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَمِيدِ diye tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Çünkü onlar aziz ve hamid olan Allah'a iman edenlere karşı içlerinde bir kin, bir nefret duygusu var. Allah-u Teala Hazretleri, hidayette nasibi olanlara hidayet nasip eylesin. Hidayette nasibi olmayanların varlıklarını Adem'e tebdil eylesin. İslam'ın aleyhine set olmalarına, bent olmalarına, İslam'ın yolunu tıkamalarına, engel olmalarına Allah fırsat vermesin. Amin. İnne şâni'eke huvel ebiter. O kimse ki sana kızıyor, sana buğz ediyor, işte o kimsedir asıl ebter olan, sonu kesik olan, soyu kesik olan.